Nasılsın? Sağ olun. Var olun. Bir tanışalım, bir kendinizi tanıtın. Ben bize. Şeyh Hacı, Aşağı Bağ köyünden Celal Akgül. Aşağı Bağ, eski ismi? Şeyh Hacı, Aşağı Şeyh Hacı. Yukarı Bağ köyü, Aşağı Bağ köyü. Aşağı Bağ var, Yukarı Bağ var. Siz Aşağı Bağ'dan mısınız? Biz Aşağı Bağ'danız. Köyümüz birdir, muhtarlığımız birdir, Yukarı Bağ diye geçer. Bu köyün ilk kuruluşu nerede? Nerede kuruldu? İlk kuruluşu suyun dibinde kaldı. Barajın dibinde kaldı. Onu biz de bilmiyoruz. Ne zaman kurulmuş, ne zaman kurulmamış. Ermeniler gitmiş. Sonra da Müslümanlar oraya, bizim büyüklerimiz oraya yerleşmiş. Yukarıdan gelmişler aşağıya. Yukarı Şıkacı'dan gelmişler oraya. Orada ben bildiğim kadarıyla işte 90 sene oluyor yani yukarıdan aşağıya geldikleri. 90 sene oluyor. Yani ben dağlık yerdeki bir yerleşim yerinden, evet, ovaya gelmişler. Tarım arazisinin bulunduğu yerde, evet, köy oluşturdu. Evet. Zaten orası köymüş. Ermeni köymüş. Bizim malımız da arazimiz da orada varmış. Ermenilerin köyünün içinde varmış. Ermeniler gidince yukarıdan bizimkiler gelmişler, oraya yerleşmişler. Ne yetiştirirdiniz? Evvelce ne vardı ki? Pamuk, buğda, arpa, bakla, işte şöyle başka bir şey yok. Sonunda pancar geldi. Meyve geldi, sebzecilik geldi. İşte bunlar böyle peydenpey. Şimdi yine döndürmüş millet sebzeye, meyveye, başka bir şeyimiz yok. Tabii barajdan sonra bir de balıkçılık oluştu burada, değil mi? Evet. Tabii balıkçılık. Balıkçılık da var. Var mı emeklilik? Var. Siz emekli misiniz? Ben de emekli. Günleriniz nasıl geçiyor, kahvelerde mi? İyidir. Çalışıyor, günde bir soluk çalışıyor. Günde bir soluk da kahvelerde oturuyor. Emekliler mutlu mu? Ben kendim mutluyum, başkasını bilmem. Bence. Tabii. Allah'ın kerememe şükür, Allah devletimize zeval vermesin. Çok da memnun. Devletimizden de memnunuz, hayatımızdan da memnunuz. Güzel köy bir de milletvekili çıkardı, değil mi? Bir de milletvekilimiz vardı bu köyde. Milletvekili de bizim köylü zaten. O da bizim köyün adamı. Yansıdı mı vekilden dolayı bir şeyler köye? Bir şeyler oldu tabii. Sağ olsun. Sağ olsun, milletvekilimiz de, muhtarımız da. Onun yardımıyla bu da iş yaptı. Yani köye çok iş yaptılar. Peki, köyünüzün artıları eksileri desek? Eksik bir şeyiniz ya da yapılmış hizmetler? Eksik bir şeyimiz işte bir kanalımız var. Kanalizyon var. En önemli kanalizyon var yapılacak. Yapıma ihtiyacımız var. Bir de handeklerin yani harıkların boru kanalı olmasını istiyoruz. Kaybının önlenmesi için. Valla bizim bir de susuz arazimiz var. Oraya su istiyoruz. Aslında biz oraya su istiyoruz. Bir 200-300 dönüm, 500 dönümlük bir yerimiz var. Yani yıllardır biz oraya o hasretle, bak şu karşıda bir hasretle bir yerimiz var. Ona da hiç gelen milletvekilleri benimsemiyorlar. Yani bizim kendi milletvekilimizdi, köyümüzün milletvekiliydi. Çok memnunuz, çok da köye yardımı toplanmıştır. Fakat yazık ki bu iki devredir AK Parti'nin 4-5 tane milletvekili Elazığ'da var. Kabullanmıyoruz biz onlar. Hiçbirini de. Bak biraz, bize... O biraz siyasete girer. Ha, girse. Belki ellerinden gelmiyordur. Ha, ya da o başka. Ya da yer müsait değildir, ha, yapamıyorlardır. Onun için Elazığ'a da faydaları yok.